Şimdi burada ne diyor? Evet, oku. Onları bilmedikleri yerden yakalayacağız. Onların diyor esas açık veya gizli ilan etseler de etmeseler de zalim midirler? Ha, onların baş düşmanı benim. Çünkü benim baş düşmanım onlardır. Kur'an böyle diyor mu? Burada tereddüt var mı? Yok. Yok. O zaman niye bunların başarısına seyirci kalıyor? Kur'an Allah'ın bu alemde eli kolu adeta Kur'an adeta teşbihte hata yok. Kur'an yeryüzünde Allah'ın yürüyen canlı şeklidir. Böyle düşüneceksiniz. Yedullah tabiri var. Allah'ın eli diyor. Allah'ın eli sizin ellerinizin üstündedir. Allah'ın eli bana göre Kur'an'dır. Ömrünü Kur'an'a vermiş bir insan olarak benim bu kadar yorumlama yetkisi veriyor Kur'an bana. Allah'ın eli diyor. Bu Allah'ın elidir yeryüzünde. Bu tokatlayacaktır zalimleri. Benim baş düşmanım zalimlerdir diyor. Bunlar zalimdir. Kimse işte devrine göre. O zaman diyor ben de onların baş düşmanıyım. Onun için diyor ki ne diyor? Beni o zalimlerle baş başa bırak diyor. Oku bir daha. Bu sözü yalanlayanla beni baş başa bırak. Fezerni ve men yükezzibu bihazel hadis. Şu Kur'an'ı yalanlayanla beni baş başa bırak. Onun diyor canına ben okuyacağım. Onun için ben angutlara da herkese diyorum ki zalimleri Kur'an'a şikayet edin. Diyor ki hocam biz Kur'an'la ne alakamız var ki Kur'an'a sen şikayet edebilirsin. Belki o şikayetini dinle. O zaman Kur'an'la alakalı ol. Kur o irtibatı. Ben zalimleri Kur'an'a şikayet ederim. Bana zulmedenleri de Kur'an'a şikayet ederim. Ve istisnasız hepsi belasını bulmuştur. Rahmetli babam irfanıyla, maneviyatıyla da herkese elini öptüren benim de en büyük hocamdı. Kur'an teşahhus eder, seni korur, sakınır, nimetlendirir, saklar, bekler dedi. Sen ona sadık ol, yeter. Ben bu imanla yaşadım. Ve hiç mahrum olmadım. Ben zulmedenleri Kur'an'a şikayet ederim. Çünkü Kur'an'la aram tırnak içinde iyi benim. Ben ona şikayet ederim. Ve hepsi belasını bulmuştur. Böyle peyderpey bulmaya devam ediyorlar. Bir şey daha babam söylemişti. Sana kötülük edenlerin hepsinin helakini görmeden Allah seni bu dünyadan almaz. Böyle bir şey var mı ya? Ya 3 sene önce ameliyat masasında bu söz aklıma geldi. Ya dedim bana çok kötülük eden adamlar var bunun hepsi dedim. Dal kılıç yaşıyor, selli seyf etmiş gidiyorlar. Bu nasıl olacak? Şimdi ben de dedim buradan gidersem nasıl? Yok. Yok gitmeyeceksin. Dön. Döndük. Döndüm. Ya bunlar nasıl oluyor? Bak gitti onların bazıları gitti. Yani sistem devam ediyor. Şikayet. Havale ediyorum oraya. Tabii haksız havale olmaz. O geri teper. Şimdi zalimler nasıl? Geldik işte sorunun ikinci kısmına cevabını. Zalimler nasıl başarılı oluyor? Biri bu istidraç yolu. Azap ve ikapları artsın diye Cenab-ı Hak onlara geçici başarılar veriyor. Halüsinatif başarılar veriyor. Kuduruyor, kudurtuyor onları. İnsan kudurur diyor ya, innel insane leyatga, ilk surede okumuştuk. Kudurtuyor.
Burada işte istidraç tabirini aynen kullandı. O demektir. Sonra zalimin müstahakını bulması için mazlumun mazlum olması lazım. Ben seni Kur'an'a havale ettim. Ettin ama oturuyor mu yerine? Bir, Kur'an'la senin aran iyi olacak. Kur'an senden memnun olacak. Bir. İki, şikayetçi olduğun, şikayet ettiğin, Kur'an'a havale ettiğin adam Kur'an'ın tokadına müstahak olacak. Bu iki şart olacak ki, Kur'an'a havale ettin mi, yedullah olan, o Allah'ın eli olan Kur'an vursun ona. Er geç vurur. Bugün değil yarın, yarın değil öbür gün, 3 sene sonra, 2 sene sonra, 5 sene sonra vurur. Rahmetli babam, Allah yapacak, sen seyredeceksin diyordu. Güzel olan budur oğlum. Zorlama. Kulise çekil, sabret, havale et. Sen yeter ki o havalede haklı ol. O havale dilekçeni Kur'an kabul etsin. O dilekçeni kabule layık görsün. Seni dilekçesi kabule layık görsün. Gerisini o halleder. Sen hiç merak etme. Sabret. Sabret. Demek ki mazlum mazlum olacak. Dişlerini geçiremediği için mazlumluk pozlarına girenler Kur'an'a dilekçe kabul ettiremezler. Kur'an bunları yutmaz. Yani Allah yutmaz bunları. Mazlum mazlum olacak. Tabii zalimin zulmü, onu bulursun. Kolay, onu anlarsın. Ama mazlumun gerçek mazlum olduğunu anlamak kolay değildir. Mazlumun mazlumluğuna Kur'an'dan onay alacaksınız. Ben kendi hayatım dışında da gördüm. Mazlumluğuna Kur'an'dan onay almış kaç tane adam varsa, kimden şikayetçi olmuşlarsa hepsi batmış mahvolmuştur. Şaşmaz. 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 Bu mazlum, hakiki mazlum olacak. Sabredecek. Yani evet bugün mazlum ama dün günahları var. O da zulme bir biçimde bulaşmış. Nemalanmış oradan. Finoluk ederek birkaç kırıntı yemiş. Onların faturasını ödeyecek. Türk toplumu böyledir. O faturaları ödeyecek. Yani zulmün dehşetini çekerek, yaşayarak o faturaları ödeyecek. Ondan sonra Kur'an görecek. Kur'an Allah'ın gözüdür. Görecek. Ha diyecek. Tamam, faturaları ödedi. Şimdi 400 kırat mazlum haline geldi. Şimdi diyor onun intikamını alacağım ben. Hiç bakarsın böyle. Bir sabah, bir akşam. Mesaen veya gadaen. O tabirlerden koyuyor. Belteten bir de. Ansızın. Bakarsın Kur'an o gelip dişliler yerine oturdu mu tak bir vurur götürür. Zalimler ya mazlum hakiki mazlum değildir. Yahut zulümde zalimin azabını, cezasını, yiyeceği tokatı büyütmek için Cenab-ı Hak geçici başarılar verir. Üçüncü sebep, zulme maruz kalanların zalime itaati olmayacak. Ben zalime itaat edeyim, oradan nemalanayım. Sonra da
Allah'a da idare edeyim. Allah'ım bu zalim bunun cezasını. Yok öyle ya ama ya sen kimi kandırıyorsun ya? Kur'an diyor ki zalime itaat eden firavun yaratır. Firavun yaratanlar dolaylı zalim olur ve ben onlardan diyor intikam alırım. Allah'ı öfkelendirir bu diyor. Firavunlara itaat edenlere hitaben diyor ki فَلَمَّا أَسَفُوْنَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Firavunlara itaat ederek onları da memnun edelim, bu yandan da Musa'yı memnun edelim havasına girdikleri için bizi öfkelendirdiler, üzdüler diyor, biz de onlardan intikam aldık. Zuhruf suresi 54-56, Kur'an'ın en büyük devrimlerinden birini yaratan ayetlerdir. Şimdi o kitabım basılmıştı ama yoktu, yeniden basılıyor. Kur'an'ın yarattığı devrimler. Aman 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 aman. Biri de bu. 20 küsür devrim var. İnsanlığın önüne bunları Kur'an koymuştur. Evet, çiğ köfte saati de geçiyor. Kapatır giderler. Biz burada kapatalım. Geçen hafta yediniz mi hocam? Vay.